Merhaba arkadaşlar, yurttaşlık ve çevre bilgisi dersimizin üçüncü programında yeniden birlikteyiz. Bu programda hak ve özgürlük terimlerine dönemsel bazda insan haklarının değerlendirilmesi konularına değineceğiz. İnsanlığın temel anlamda yaşam felsefesini belirleyen kavramlar uzun tarihi süreçler sonrasında ortaya çıkmıştır. Dönemin şartlarına göre yeniden şekillenmiş ve farklı boyutlar kazanmıştır. İnsan hakları, özgürlük, laiklik gibi kavramlar evrensel kabul edilse bile kavramların içeriği her toplumda farklılık gösterdiği için uygulamaları da istenilen boyutlara ulaşamamıştır. Tarihin akışı içerisinde toplumdan topluma değişen anlamlarıyla var olan bu kavramlar günümüzde daha çok Batı tipi kavramlar olarak değerlendirilir. İnsan hakları kavramını ele almadan önce bu kavramın altyapısını oluşturan hak ve özgürlük kavramlarına bakmak gerekir. İnsanın hiçbir baskı altında kalmadan hür iradesiyle davranabilmesi özgürlük çerçevesinde değerlendirilir. Kişi özgürlüklerinin hukuki yollarla güvence altına alınması da hakları oluşturur. Hak kavramı bir anlamda özgürlüğün somutlaştırılmış biçimidir. İnsan hakları ile ilişkili olan bir diğer kavram eşitliktir. Eşitlik, hukuksal, siyasal, ekonomik ve sosyal eşitlik olmak üzere üç temel başlık altında toplanır. Öncülüğünü liberal düşüncenin yaptığı hukuksal eşitlik fikrine göre herkes kanun önünde eşit haklara sahiptir. Tarihsel olarak hukuksal eşitliğin hemen arkasından gelen siyasal eşitlik, hukuksal eşitliğin tamamlayıcısıdır. Siyasal eşitlik sayesinde hukuksal düzenlemelerin belli bir sınıfın tekelinde olmasının önüne geçilmesi planlanmıştır. Son olarak ekonomik ve sosyal eşitlik ise maddi eşitlik olarak da tanımlanabilir. Bu kavramlarla ilişkili olarak insan hakları bütün insanların sahip olduğu temel hak ve özgürlükler olarak adlandırılır. Irk, dil, din, etnik köken, cinsiyet, milliyet gözetmeksizin bütün insanların eşit olarak yararlanabileceği hak ve hukuksal yetkidir daha geniş çapta düşünecek olursak insan haklarının bir üst basamağında canlılık özelliği taşıyan tüm varlıkların hakkı yani canlı hakkı kavramı söz konusudur. İnsanın yapıp ettiği her şeye dair özgür karar vermesi onun en tabii hakkıdır. Yakın çağ ile birlikte ortaya çıkan insan hakları zaman içerisinde demokrasi kavramının varlığıyla uygulamada aktif olarak kendini göstermeye başlamıştır. Bireye tanınan temel haklar ve bireyin bunları kullanabilme özgürlüğünün birbirini tamamlaması insan hakları kavramının temelini oluşturur. İnsan hakları eşitlik, özgürlük, demokrasi, devlet, iktidar gibi kavramlar üzerinden boyutlandırılmıştır. En temel anlamda insanın yalnızca insan olmasından dolayı sahip olduğu haklar olarak tanımlanan bu kavram, insanlar arasında cinsiyet, etnik köken, dinsel inanç gibi özelliklere bakılmaksızın bir eşitlik temeline dayanır. Devlet, yönetim ve iktidarla ilişkilendirilen insan hakları bu kavramların karşısında yer alabilir. Devlet insan hakları çerçevesinde talep edilenlerin muhatabı konumundadır. Dolayısıyla bu hakkın ihlalinde devletin sorumsuzluğu da söz konusu olabilir. Haklar söz konusu olduğunda iki kavramın ne anlama geldiğinin bilinmesinde oldukça fayda var. Bunlar pozitif hukuk ve doğal hukuktur. Devlet hukuku olarak da adlandırılan pozitif hukuk, devlet eliyle çıkarılan kanunlar ve bu kanunların tüm ülkede devlet aracılığıyla geçerli kalınması durumudur. Pozitif hukukun karşısında konumlanan doğal hukuk ise bağlayıcılığını devletten almayan, devlet hukukunu aşan ve devlet hukukunun değerlendirilmesinde yararlanılan adalet esasları olarak yorumlanabilir. Bütün insanlar ve toplumlar üzerinde bağlayıcılığı olan doğal hukuk, ilkelere olması gereken ideal hukuk olarak da ifade edilir. İnsan hakları kavramının ortaya çıkışındaki gerekçe insanın insan gibi yaşama ihtiyacı olmuştur. İnsan hakları düşüncesi eski Yunan'a kadar uzanır. Bu dönemde yaşamış olan düşünürler insanın daha iyi bir yaşama sahip olması adına insan özgürlüklerine değerler yükleyerek bir takım fikirler geliştirmişlerdir. Sokrates, Platon ve Aristoteles gibi düşünürler kişiye önce kendisini bilmesi öğretisini aşılamaya çalışmıştır. Antik Yunan'daki bu düşünce yelpazesi şehir devletlerinde demokrasinin varoluşunu sağlamıştır. Bu dönemde insan özel ve sadece Tanrı'ya itaat edecek olan bir değerli bir varlık olarak nitelenmiştir. Yeni çağ ile birlikte Rönesans matbaanın icadı, reform gelişmeleri insan haklarının önünü iyiden iyiye açmıştır. 18. yüzyılı aydınlanma dönemi olarak yaşayan Avrupa, akıl dışı karanlık günlerini geride bırakmayı başarmıştır. Sanayi devrimi, makine gücünün keşfedilmesi ve kullanılması, bununla birlikte önemli düşünürlerin özgür fikirler üretmesi, aydınlanma döneminin önemli gelişmelerinden olmuştur. Amerika'da 1776 yılında yapılan Virginia İnsan Hakları Bildirisi, Fransa'da 1789 yılında yapılan Fransız İhtidali ve Beyannamesi, insan hakları düşüncesinin kalıplaşması, kanunlaşması ve genel geçerlik kazanmasında atılmış önemli bir adımlardandır. İnsan hakları kavramı 20. yüzyılda gelindiğinde toplumsal bir şekil almıştır. 20. yüzyılın ilk yarısında tüm bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin korunamadığı gerçeği üzerine bireyci insan hakları anlayışı yerini toplumsal insan hakları anlayışına bırakmıştır. 20. yüzyılda yaşanan iki büyük savaşın insan hakları düşüncesinin evrensel bir nitelik kazanmasında etkisi olmuştur. İkinci Dünya Savaşı sonrası 1945 yılında imzalanan Birleşmiş Milletler Antlaşması evrenselliğin ilk ciddi işareti olarak kabul edilmiştir. 10 Aralık 1948'de imzalanan İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi sürecin ilk basamağını meydana getirmiştir. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi başta yaşama hakkı olmak üzere bireyin diğer sahip olduğu hak ve özgürlüklerini korumaya yönelik birçok düzenlemeye sahiptir. Herkesin eşit haklara sahip olduğu bir düzen anlayışının temsili bu bildirgede kölelik ve işkence de yasaklanmıştır. İnsan hakları devlete karşı ileri sürülen haklardır ve devlet insanların temel hak ve özgürlüklerini korumak durumundadır. Devletin yükümlülüğü bağlamında insan hakları kavramı negatif haklar ve pozitif haklar olarak iki başlık altında toplanır. Negatif haklar devletin müdahale etmemesi gereken haklardır. Temelinde özgürlük düşüncesi olan haklardan kişiler mahrum bırakılamaz. İnsanın din ve vicdan hakkı, ifade özgürlüğü hakkı, özel hayatının özel kalması hakkı, istediği partiyi destekleme hakkı negatif haklardan bazılarıdır. Pozitif haklar ise devlete pozitif anlamda sorumluluk yükleyen ekonomik, sosyal ve kültürel haklardır temel insan ihtiyaçlarına karşılık gelen hak ve yükümlülük ilişkisinin daha somut bir biçimde göründüğü pozitif hakların yerine getirilmesi devletin imkanlarını kullanmasıyla da ilgilidir. Son olarak modern devlette insan haklarından söz edelim istedik. Hak kavramı, insan hakları kavramı, milleti bir arada tutan bir bütün olmasından dolayı devlet kavramı ile de yakından ilişkilidir. Devletten bir süre sonra modern devlete geçiş olmuştur. Feodal yapı ile başlayan halkın yönetim sistemi 20. yüzyılda modern devlet adı ile var olmuştur. Modern devlet içinde ulus devlet yapılanması ve buna bağlı olarak yurttaşlık kavramları ortaya çıkmıştır. Modern devletle birlikte ulus devlet, milliyetçilik gibi kavramlar ön plandadır. Küreselleşme ile birlikte sanayi toplumunun devlet olgusu olan iktidar ve güç merkezli ulus devletler işlevsizleştirilerek yerini özerk ve yerel birimler ile sivil topluma bırakmıştır. Değerli arkadaşlar bu programda hak özgürlük ile insan hakları kavramlarına değindik. Sosyal devlet konusu ile alacağımız bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.